Tinkercad ve Arduino derslerine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir LED'le ve bir buzzer'la uyarı veren araba park sensörü yapacağız. Öncelikle Arduino'mu alıyorum. Arduino'mu çevirdim. İki tane küçük devre tahtası alıyorum. Mesafe sensörümü bağlıyorum. Şimdi 5 voltu ve topraklamayı bağlıyorum. Trig pinini yani tetikleyici pini 2'ye bağlıyorum. Eco pinini de 3'e bağlayacağım. Gördüğünüz gibi mesafe sensörüm bağlandı artık. Dersin başında da dediğim gibi bir tane LED ve bir tane de buzzer bağlayacağım. Bu elementlerin her birinin ayrı ayrı nasıl bağlandığını biliyorsunuz arkadaşlar. LED'i 4'e bağlıyorum ve buzzer'ı da 5'e bağlayacağım. Gördüğünüz gibi devreyi bağladım. Şimdi ise kodlarını yazacağım. Geçen dersimizde blokla yazmıştık ama bu dersimizde metinle yazmayı uygun buluyorum. Çünkü size anlatmam gereken if döngüsü var arkadaşlar. Şimdi öncelikle mesafe sensörünü trig pinini 2'ye bağlamıştım. Bunu tanımladım. Eco pinini 3'e bağlamıştım. Buzzer'ı 5'e bağladım. M LED'i de yani uyarıcı LED'i de 4'e bağladım arkadaşlar. İki tane de değişken oluşturuyorum. Süre ve mesafe. Setup kısmında da bunların output olduğundan bahsediyorum. Sadece eco pin input olarak geçiyor arkadaşlar. Sonrasında bunun kaç saniye kalacağını yazıyorum. Önemli olan nokta bizim formülümüz buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Mesafe hesaplarken süreyi 2'ye bölüyorum. Çıkan sonucu da tekrar 28.5'e bölmem gerekiyor. Bunun sonucunda mesafe eğer mesafe küçük ya da eşitse 60'a şu işlemin sonucunda o zaman LED ve buzzer yanıyor. Yani uyarı vermeye başlıyor arkadaşlar. Ama 60'tan küçük değilse hiçbir şekilde tepki vermiyorlar. LED de kapalı oluyor, buzzer da kapalı oluyor arkadaşlar. Nasıl çalıştığını size göstereceğim. Sensörümün üstüne tıkladım. Bakın burada 113 diyor zaten santimetreyi. Biraz böyle 60'tan küçük bir değere aldığım zaman şimdiden herkese iyi dersler.